Evet arkadaşlar, aynı telefonla 3 çeşit video çekmek gerçekten çok zor ama yine de uğraşmak lazım, bir mücadeleyle, her şeyle bir şeyler yapmak lazım. Bugün yine Lübeck sahildeyim, Treuvinde'deyim çünkü bir arkadaş teklif etti, gel dedi, 10 günlük dedi bir karnaval var dedi, böyle festival var, sahil festivali. Burada böyle atıştırmalık şeyler satılıyor, hediyelik eşyalar satılıyor şu an sahilde, bir de müzik var. Ufak böyle küçük Luna Park'ı bir tarzı bir şeyler de kurmuşlar. Yine her zamanki gibi yağmur yağdı. Şöyle göstereyim size. Yağmur her zamanki gibi Lübeck'e gerçekten çok yakışıyor. Denizin renginin, gökyüzünün, bulutların renginin ne kadar birbirine uyum sağladığını görüyorsunuz zaten ister istemez. Rafı bir çevireyim. Diğer tarafta zaten ilk geldiğimizde gezdiğimiz yer o karşı taraftı. Hem YouTube, hem TikTok, hem Instagram için küçük küçük kesitler hazırladığım için biraz tek başıma da zor oluyor. Bakalım, inşallah bir çözüm bulacağız. Sahil bana göre şu an wunderbar. Sahil şu an çok güzel, çok iyi, çok hoş. Biraz önce bu dürbünlerden baktım. Uzayı çok aşırı güzel şekilde yakına getiriyor. Bir dakikalık böyle bir izleyeyim dedim. Bugün buradayım. Eğer zaman olursa, şarjım yeterse Lübeck'in merkezinde de bir gezeceğim. Planımız Schwerin'di. Schwerin'de tarihi bir kale var. Hem dıştan hem içten çekmeye gidecektim. Müze yapılmış bir kale. Oraya gidecektim ama bir türlü şey olmadı. İşte burayı görmek istedim, bu festivali görmek istedim. Aslında festivallere gitmek benim için daha güzel oluyor. Çünkü farklı bir ortam, artık gittiğin yere ayak da uydurabiliyorsun. Bakalım ne yapacağız. Aşağı doğru bir daha tekrar gideceğiz. Şu an yağmur durdu, tamamen durdu. Elimden geldiği kadarıyla böyle videoları devam ettirmeye çalışacağım. YouTube için en az bir 20 dakika video çekmek istiyorum. Belki buraya gelmek isteyen olur, buraları görmek isteyen olur. Hiç gelmeyen biri varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle gerçekten tavsiye ediyorum buraları gelmenizi, görmenizi. Ben de başta çok korkuyordum ya, diyordum gidersem nasıl geri döneceğim, nasıl yapacağım falan filan. Hiç alakası yokmuş baba. Yani Kristof Kolomb gibi çık yola, yeni kıtalar keşfet. Benim her gittiğim şehir benim için yeni bir kıta. Her tanıdığım insan ilk defa, yani gördüğüm bir insan sanki insanlıkla bir adada yaşamış bir insanın insanlıkla buluşma anı gibi bir şey bana göre. Çünkü hem dilim gelişiyor, hem çevre görüyorum. Hatıra biriktiriyorum, anı biriktiriyorum ve gerçekten insanlara anlatabilecek bir şeylerim oluyor dostlar. Bakalım şimdi ne yapacağız? Diğer taraflara akacağız. Orada da işte birkaç dakikalık daha video YouTube için çekeceğim. İzleyen zaten izler, gelmek isteyen zaten izler gelir. Artı Banuf hemen sahilin yani 3 dakika 5 dakika ilerisinde, çok yakın. Lübeck deniyorsun. Treuvinde Strand'a biniyorsun. Zaten 3 durak sonra buradasın. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Bir şeyler yapın dostlar. Bir yerlerden başlayın. Üretmeden, tüketerek hiçbir yere varılmaz. Bunu çok iyi öğrendim. Hafiften yürüyelim diyorum böyle burada. Bir bak, güneş geldiği gibi insanlar sanki böyle yuvalarından çıkan kuşlar gibi cıvıl cıvıl. Daha çok sarılar zaten. Hep burada. Acaba biz sarılara böyle bakarken sarılar da bize dikkat çekiyor mu? Ulan bunun gibi kara kaşlı, kara gözlü olsaydım diyorlar mı acaba? Küçük küçük böyle tekneleriyle gezenler, sandallarıyla gezenler zaten kendini belli ediyor. Almanlar gerçekten çok sosyal insanlar. Bunu öğrendim. Yani tatilini tatil gibi, işini iş gibi yapıyorlar kardeşim. Yani adamlar şey değil, ne derler ona? Böyle bizim gibi ne işkolikler, bizim gibi böyle ne bileyim abicim, her şeyi ertelemezler. Anını yaşamanın farkındalar. Çünkü bir hayatları, çoğu Alman oluyor, bir hayatım var diyor. Bunu da adam gibi yaşayayım diyor. Yani bizim gibi değiller gerçekten bu konularda. Güneş geldiği gibi sahilin o bembeyaz kumları ne kadar güzel bir şekilde kendini gösteriyor. Martılar, buradaki martılar insanlardan kaçmıyor. Acaba neden? Burada da mı çok simit yediriyorlar İstanbul'dakiler gibi? Elon Musk'ın teknesi. Desem inanmayın. Bu sahil güvenlik herhalde.
Hayatta bir şeylerle uğraşın diyorlar. Çünkü bir şeylerle uğraşınca bir şeyler üretiyorsun. Ama hobi olarak bir şeylerle uğraşmak. Yoksa gidip işe gidip eve gitmek değil. Hani sana bir şey getirmesini düşünmeyerek bir şeyler yapmak ve sonucunu çok güzel almak diye bir şey demek istiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir yani. Geniş lensi aldım. Yani ortamı tam göstermek için. Kamerada oynama olabilir çünkü yürüyorum. İster istemez. Konu biraz sapmadan dediğim gibi anlatmak istediğim olay sadece ve sadece kendinize zaman ayırmayı bilin ve inanın birilerine ihtiyacınız yok. Yani illa da birileri gelsin birlikte bir şeyler yaparım diye bir şey yok. Abi yalnız oldun, yalnız yaşayacaksın ve yalnız öleceksin. Onun için söylüyorum ya, bir şeyler yap. Sen utanılacak bir şey yapmıyorsun. Anını yaşıyorsun. O bırak, o ya işte boş işler diyenler utansın. Yaşamadan ölmek. Yaşamadan ölmek onların eylemi. Sen hiç olmasa bir şeyler mücadele ediyorsun ister istemez. İster istemez bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun, yapmaya çalışıyorsun. İnan et ki hepsi gizli gizli takip ediyor seni. Yani eylemsizlik bence söylemle olacak iş değil. Çok kitap okudum, hep sözlerde kaldı. Kitapların da bana anlatmak istediği hep eylem. Eyleme geç. Kitap sana anlatır, sana söyler, sana taktik verir ama söylem sende bitiyor kanka. Sen yaparsan oluyor. Bakın ortamın güzelliğine, insanların cıvıl cıvıl yaşamasına. Şimdi çoğu zaman diyecek ki işte şöyle Türkiye'de böyle, Türkiye'de şöyle. Öyle değil abi. Türkiye'de en büyük sorun bana göre eğitimsizlik abi. Eğitim aldığını düşünüyorsun. Kişisel olarak kendini geliştirmiyorsun. İlla da birileri seni geliştirsin diyorsun. Olmuyor. Bu olacak bir şey değil abi. Kendin kendini geliştireceksin. Abi kimse okumuyor. Kimse bir dergi, bir makale, bir kitap okumuyor Türkiye'de. Dünya hangi seviyede? Bilmiyor. Mesela o toplumumuzun en bariz özelliği yeni çıkan telefon modellerini takip etmek. Bana göre bu. İşte şu ya da araba modelleri. Arabaları çıkaranlar, modelleri çıkaranlar, telefonları çıkaranlar hiç merak etmiyorlar. Bunlar ne yapıyor, nasıl yapıyor? Ben de yapabilir miyim? Yok. Sadece tüket. Başka da bir şey yok. Neyse moral bozmaya gerek yok. Enseyi kırartmaya gerek yok. Gördüğümüz gibi canlar. Kazo yine sahillerde. Ve yine bak hediyelik eşyalar gördüğünüz gibi. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir yer. Şapkalar. Şapkalar da güzel. Aha şapkalar ne kadar. Yeni oydu. Ben bu şapkalardan bir tane alacaktım da. Hangisi? Bak. Hatıra olarak bu bilekliği aldım. Biliyorsunuz zaten yeşili çok seviyorum. Bir de en sevdiğim koyu bu bataklık yeşili. Sonunda böyle ortama ayak uydurdum. Bir de bir şapka olma. Şapka alacağım. Bunu internetten sipariş edeceğim. Kamerayı çeviriyoruz. Yola devam ediyoruz. Dediğim gibi bakalım nereye kadar gideceğiz. İnanın son günü olmasına rağmen çok aşırı şey, kalabalık, cıvıl cıvıl. Yani insanlar son günü de böyle pozitif geçirmeye çalışıyor burada. Aslında geçen pazar günü buraya gelecektim ama bir türlü şey yapamadık. Yağmur yağıyordu. Burada da tam gün yağmur vardı. İnternetten baktım. Bugünü erteleyelim dedim. Geçen pazarda uzun zamandır gitmek isteyeyim de bir türlü gidemedim. Bihastas'a gittik. Balmumu müzesine gittik. O kadar enteresandı ki ben tekrar oraya gideceğimi düşünüyorum. Bunlar da ilk bir acemiliğimi atmak için gidiyorum. Pazar günü yaş verine gideceğiz ya da şeye gideceğiz. Ya Şiverin'e gideceğiz ya da Bihaistas gemi müzesine. Hamburg'da limanda çok güzel bir gemi müzesi var. Gemi müzesindeyiz herhalde pazar günü. Bu da ister istemez
bize yeni bir şey, heyecan katacak diye düşünüyorum. Mesela şey, ortam elim yoruldu ya. Tripodu böyle elde tutarak. Şey var mesela. Ama ben 100% herhalde %100 şeye giderim. Bu şiverine giderim bu sefer. Çünkü şiverin daha bir ağır basıyor. Oradaki kaleye gidip hem dıştan hem içten çekmem gerekiyor. İçeri giriş ücretli. Buradan söyleyeyim hani gitmek isteyen varsa. Dışarıda da şey, ücretsiz yani dışarıdan çekimler. Abi şu an bu adamın konsantrasyonuna bakın ve siz karar verin. Biraz önce çektim kısa biraz. Bakın. Adam nasıl bir sanat yapıyor? Nasıl bir sanat yapıyor abi? Teykenin mimiklerine, yüzüne, kıvrımlarına. Bak. Aşırı bir şekilde, işini ciddi bir şekilde yapıyor. Ve ya tebrik edilmez de ne edilir abi? Bu adam tebrik edilmez de ne edilir? Arka taraf. Acaba kaç gün oldu burayla uğraşıyor diye düşünüyorum. Kaç gün oldu burayla uğraşıyor bu adam? Spatulaları da böyle küçük küçük. Adam işini o kadar güzel yapıyor ki ister istemez buralara, bu zamanlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kazo yollarda kazo çekmeye devam ediyor. Nasip olursa lan kafaya taktım zaten. Böyle var ya, bu Almanya'nın hemen hemen gidilmesi gereken her yerine gitmeye çalışacak. Bizde de böyle festivaller var mı? Bilmiyorum ki. Vardır herhalde Türkiye'de de bu festivaller. Sosisçiler. Başladığımız noktaya geldik. Bir de şu şekilde bir devam edeceğiz. Oturma standları. İnsanlar gördüğümüz gibi güneşi gören dışarı çıkıyor. Ve burada gördüğümüz bu meydanda şu an artık son buluyor. Festival alanı son buluyor. Müzik zaten dediğimiz gibi tam tersimizdeydi. Müzik saatleri ne zaman bilmiyorum. Herhalde müzik bitti. Belki de bugün son, bu akşam son diye düşünüyorum. Hafta sonu burada olmuş olsaydım ya da yağmur olmamış olsaydı inanın çok büyük bir karnaval havasının olduğunu düşünüyorum. Geçen de gelmiştik zaten buraya. Burada da bu küçük kulübeleri kiralıyormuşsunuz. Hani kıyafetlerinizi falan bırakabilmek için. Öyle diyorlar. İyi de düşünülmüş. Çünkü suya girerken kime emanet edeceksin? Mesela tek başına gelmiş. Kime emanet edeceksin? Çok mantıklı bir şey. O küçük villalara yine aynı şekilde geldik. Çok güzel. Ya düşünsene şurada evim var ve burada sabah kahvaltısı yapıyorsun. Bu güzel denizi izlerken. Evet. Rençberkazo yollarda Trevindi tekrar göstermeye çalışıyor. Siz değerli dostlara, arkadaşlara, insanlara. Evet. Güzel bir video oldu bana göre. İnanıyorum ki mükemmel bir içerik daha olacak. Ama şey diyorum, herhalde bir Lübeck merkeze de gideyim mi? Çünkü daha erken vakitler. Bir Lübeck Central'a da gideyim. Bir orada da bir dolanayım diye düşünüyorum. Oradan da ufak ufak parçalar çekip yapıştırıp paylaşayım. Çünkü onun dışında şey olmuyor. Sadece burayı değil. Tamamen böyle farklı yerler de göstermek gerekiyor. Buraya gelmeyip de Lübeck'e gidenler de olabilir. Orada da bir şeyler göstermek istiyorum. Bu kadar güzel olduğunu bilseydim belki de çok daha önceden buralara gelirdim. Tek bir şey istiyorum dostlar sizden. Hayatı ertelemeyin. İnanın o kadar pişman oluyorsun ki. O kadar pişman oluyorsun ki bakın. Bakın yaşlı başlı insan bak. Helal olsun. Çünkü belki bir daha bunu yapamayacak. Hayatı ertelemeyin abi. Bir gün çok pişman olacaksınız derler ya. Onun için kamerayı. Canlar burada kesiyorum. İster istemez çünkü
Şöyle söyleyeyim, biraz kamerayı iteyim. Buradan çıktım, şimdi Lübeck merkeze gideceğim. Lübeck merkezde de bakayım, orada da güzel çekilecek yerler varsa size çekeceğim, göndereceğim. Paylaşımı bugün her türlü yapacağım nasip olursa. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kimseye karışmayın. Meşhur sözlerimizle kapatalım. Saygılar.